Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi Balkan Tarihi Konuşmaları programının ikincisini düzenledi. İşkodra İl Müftüsü Muhammed Sütari'nin konuşmacı olarak katıldığı program İşkodra Medreseleri ve Alimleri başlığı altında gerçekleşti. Programda Osmanlı'nın önemli eğitim merkezlerinden olan kentin medreselerinde yürütülen ilim geleneği masaya yatırılırken Türk ve Arnavutların ortak tarihi, Balkanlardaki Osmanlı varlığının önemi de konuşulan konular arasındaydı. Arnavutluk'ta İslam'a giriş Osmanlı ile birlikte oluyor ve Osmanlı döneminde İşkodra Balkanlarda çok önemli bir vilayet haline geliyor. Ve böylece kent İslami, ilmi, kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğü bir yer halini alıyor. İşkodra medreselerinde yetişen binlerce alim mevcut. Bunlardan özellikle bazılarının İşkodra'da oldukça önemli simalar haline geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda İşkodralı olan çok sayıda alimimiz de İstanbul, Mısır gibi değişik yerlerde ilim tahsil ederek İşkodra'ya dönüyorlar. Ve İslam dünyasından aldıkları o birikimi İşkodra'ya getiriyorlar. Bu da İşkodra'ya ayrı bir renk getiriyor. İşkodra'nın Osmanlı tarihine çok sayıda Arnavut ilim ve devlet adımı kazandırdığını belirten Sütari, mevcut medrese geleneğinin de kentte Osmanlı'dan bu yana hala yaşatıldığına vurgu yaptı. İşkodra'da Osmanlı'dan kalan birçok medrese var. Hatta Evliya Çelebi de İşkodra'nın onlarca medresesi olduğunu söylüyor. Osmanlı'dan sonra bakacak olursak burada 3 dönem görüyoruz. Birinci dönem Osmanlı'dan sonra 1925'te İşkodra'da açılan ilk medrese. Bu medrese faaliyetlerini sürdürmüş fakat siyasi etkenlerden dolayı kapatılıyor ve 1940'da yeniden açılıyor. Fakat o zamanın siyasi ortamından dolayı yeniden kapatılıyor. Bu dönem ikinci dönemi ifade ediyor. Hem Arnavutluk hem de İşkodra açısından medresede en parlak dönem 1990'lardan sonra başlıyor. Üçüncü dönemdeki en önemli medrese ise Hacı Şeyh Şamil Medresesi'dir. Bu medrese şu anda Arnavutluk ve Balkanların belki en başarılı örneği. Şimdi ilave olarak ilkokul, lise arası medrese bölümü açıldı. Üç bölümde toplam olarak 1100 öğrenci var. Bu her ne kadar zor dönemlerden geçmiş olsak da İşkodra ve Arnavutluk'ta İslamiyet'in izlerinin güçlü ve köklü olduğunu gösteriyor. İşkodra, İslam izlerinin köklü olarak devam ettiği bir yer. Bilim ve Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen program, her ay farklı konuşmacılarıyla Balkanlara şekil veren konu başlıklarını tarihi arka planlarıyla tartışmaya açıyor. Balkanların farklı dönem ve konuları ise çok sayıda akademisyen ve araştırmacının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.